Merhaba arkadaşlar, İynemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere takipçilerimin benden çokça istediği bir motifin yapım aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili aktif hale getirseniz sevinirim. Şimdi motifimizin yapım aşamalarına geçelim. Makasımın ucunu kullanarak bir tane yuvarlak oluşturacağım. İpimi koyuyorum. Makasımın tam ucuna, küçük olacak çünkü yuvarlağım, 4 defa ipimi doluyorum. 3 ve 4. İğnemi iplerimin altından geçiriyorum. Şu ipimi iğnemin üstüne attım. Bunu da 2 defa doladım. Şimdi çekiyorum. Ve sıkıyorum. Şu ipim altında kalmış. Şöyle sıktım, yuvarlağımı oluşturdum. Bazı iplerimi kesiyorum. Evet, yuvarlağımı oluşturdum. Şimdi bu yuvarlağımı içine iğnelerimi yapacağım. 2 defa iğneme doluyorum. İpimden kaydı. Şöyle alıyorum. Çok da sıkmıyorum ki iğnemi içinden geçirebileyim. Şöyle. Yuvarlağımın içine şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. Evet, 6 tane sık iğnemi yaptım, bitirdim. Şimdi şöyle şimdi yaptığımı ters çeviriyorum. Şuradaki sık iğneme düğümümü atıyorum. Şimdi yuvalar oluşturacağım. Şuradakine batırıyorum. Şu büyüklükte yuvalar oluşturuyorum. Şöyle 3 tane yuvam oldu. Şöyle 4 tane yuva oluşturdum. Şimdi ters çeviriyorum. Yani düz ters çevirmiştim. Şimdi düz tarafına çeviriyorum. Şu yuvamın içine düğümümü atıyorum. Şimdi bu yuvamın içine 4 tane kirpik yapıyorum. Şöyle aynı boylarda olacak şekilde 4 tane kirpik yapıyorum. Ve 4. Şu kirpiğimin içine giriyorum. Düğümümü atıyorum. Şöyle. Şimdi diğer tarafa geçireceğim ipimi. Şöyle bir yuva yapar gibi biraz
ipimi bol bırakıyorum. Şöyle. Şimdi bunun içini sık iğnelerle dolduruyorum. Tam sayısını veremeyeceğim. Ne kadar dolarsa yuvarlarınız içine o kadar doldurun. Evet. Şöyle. Şimdi şu aşağı indim. Şöyle düğümümü attım. Elimden kaydı. Şöyle arkadaşlar. Bir tanesini tamamladık. Bir tane yuvamızı. Şimdi ipimi şuradaki yuvama geçirip düğümümü atıyorum. Şimdi bu yuvamın içine de 4 tane kirpik yapacağım. Buradaki gibi aynı şekil yapacağım bütün yuvalarımı. Kirpiğim biraz büyük oldu. Şöyle elimle düzelttim. Parmağımla. Şöyle yine ipimi şu kirpiğimin içine de geçirip düğümümü attım. İpimi bu tarafa geçiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunun içini sık iğnelerle dolduracağım. Diğer yuvalarımı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer yuvalarımı da tamamladım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Şuradaki şöyle dibinden düğümümü atacağım. Bir de son bir tane sık iğnem kalmıştı. Onun içine batıracağım. Şöyle bir tane yuva oluşturacağım. İpimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi bu yuvamın içine 4 tane kirpik yapıyorum. Aynı boylarda. Dört tane ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi kirpiklerimin üstünden zürafalarımı yapıyorum. Böyle yaprağımı oluşturacağım.
Evet, son zürafam kaldı. Evet, yaprağım oluştu. Şimdi ipimi kesmeden yaprağım şu zürafamın içine girip kontör yapıp aşağı iniyorum. Şuradaki iniyorum. Şimdi bunun içine uzun bir tane kirpik yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şuradaki yani şurada şuradaki sık iğnem içine giriyorum. Bu taraftan da bir yuva oluşturacağım. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi bu oluşturduğum yuvamın içine 4 tane kirpik yapıp bu taraftan da bir yaprak oluşturacağım. Evet, bu taraftaki yaprağım da oldu. Şimdi ipimi yine kesmeden şöyle aşağı doğru kontör yapıyorum. Evet, ipimi kesiyorum. Motifimin son bir şey kaldı. Şuraya da şu kirpiğimin ucuna da sarı kirpik yapacağım. İpim çıktı. Evet, iğnemi ipime tekrar taktım ve son kirpiğimi yapıyorum. Evet. Kestim. Evet, motifimiz tamam. Böyle arkadaşlar, motifimiz çok güzel, çok tatlı. Ve şöyle göstereyim. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.